Onlar şimdi tabii anladılar durumu. Çünkü bu kadar ortalığı ayağa kaldırdılar. Bu kadar yalan, iftira attılar. Ondan sonra ortada bir şey yok. Suç unsuru yok. Herhangi bir şey yok. Bunlar zannetti ki yani böyle herkes iftira, işte şöyle olacak, işte itiraf edenler çıkacak, suç delilleri falan böyle şeyler. Gerçi olmadığını da biliyorlar ve kendileri de ifade ediyorlar. Ama buna rağmen bir girişimde bulundular. Şimdi bunun da farkındalar. Şimdi yanı yakala böyle itirafçı arıyorlar. Hani birileri itirafçı olsun, gelsin, şikayetçi olsun. Şimdi de nasıl olsa hani bir başlasın, çok adam çıkar ortaya diye düşünüp kendi zekalarına göre. Ortada da kimse olmayınca şimdi yana yakıla şikayetçi arıyorlar. Milleti arıyorlarmış. Böyle işte tanıdıklarımızın Bilim Açma Vakfiye camiasına yakın insanları arıyorlarmış. Onların ailelerini arıyorlarmış. İşte önce telkinlerle böyle hani kendilerince telkin ederek konuşarak filan şikayetçi yapmaya çalışıyorlarmış. İşte olmadı şantaja başvuruyorlarmış. Tehditle filan milleti böyle kendi kafalarına göre işte itirafçı yapacaklar, şikayetçi yapacaklar. Yani aleyhimize şey kazanacaklar, yani delil kazanacaklar kendilerine göre, kendi kafalarına göre. Tabii bunlar iyice panikledi. İyice böyle sağda solda işte yana yakıla koşturup duruyorlar. Ya biz gayet sakiniz, biz kendimizden eminiz. Hani siz niye paniklediniz? Al işte tamam yalan iftirayla olay adalete yansıdı. Biz şimdi bekliyoruz. Adalet gerekli cevabı verecek. Yargı sürecini bekliyoruz. Sabırla bekliyoruz. Yani sizin olayınız ne peki o zaman? Hani neden böyle yana yakıla milleti arıyorsunuz? Hatta böyle hapishanelere kadar, içeride tutuklu insanlara kadar böyle sahte avukatlarla filan ya da bir şekilde ulaşıp içerideki insanları bile tehdit ediyorlarmış. Şantajlar yapıyorlarmış. Yani böyle itirafçı olun filan diye. Bu kadar gözü dönmüş insanlar, bu kadar kriminal yapıda insanlar bunlar.